İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyetinin misyonu Kars kentinde devam ediyor. ABD Kongre üyesi Menendez, Azerbaycan'a askeri yardımı yasaklayan 907. maddesinden feragat edilmesini kınadı. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümüne ilişkin konulara değindi. Arayik Harutyunyan, vatan için şehit düşen ve kaybolan özgürlük savaşçılarını anma günü vesilesiyle saygı duruşunda bulundu. Cavak Baharı adlı festival gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın İgdir ve Ağrı'da sel baskını. Batı Ermenistan'ın Perrantik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Albert Vartanyan, Greco-Romen'de Türk rakibini 7-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Ana vatanından misyonuna devam eden Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan milletvekillerinden oluşan heyet, Muş kentinden tarihi Kars kentine hareket etti. Eski Ermeni şehri Kars, Batı Ermenistan'daki diğer yerleşim yerleri gibi şimdi yabancı işgalcilerin kontrolü altında. Ermeni Kars'ın Ayrarat eyaletinin Vanant ilçesinde aynı adı taşıyan nehrin kıyısında deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte yer aldığını kısaca belirtelim. 52-428 yılları arasındaki Arşakuni Krallığı döneminde Kars, Vanandetsi Hanedanı'nın ikametgahı olarak küçük bir kale kentiydi. 1921 yılında Sovyet Rusya, Moskova-Kars Antlaşması ile Kars bölgesini dostu Türkiye'ye devretti. Batı Ermenistan heyeti Kars'taki Ermeni kültürel ve mimari anıtlarını görme fırsatı buldu. Ermeni kiliseleri, evleri, ünlü Kars Kalesi hala korunmaktadır. Her yerde Ermeni ruhu hissediliyordu, ancak delegelerimiz için Ermeni asıllı vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ortam daha da sıcak ve dostane hale geldi. Zaman, bir insanın ulusal kimliğini ve kökleriyle olan bağlantısını değiştirme gücüne sahip değil. Kars'a veda eden heyetimiz eski Ermeni başkenti Aniharabelerine hareket etti. Bir sonraki haber bültenimizde heyetin Ani'deki gözlem görevine değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Biden yönetiminin Azerbaycan askeri yardımı yasaklayan özgürlüğe destek yasasının 907. maddesini yürürlükten kaldırma kararını kınayan bir bildiri yayınladı. Menendez, Azerbaycan'ın 2020 yılında 6500'den fazla insanın öldürüldüğü ve 100.000'den fazla etnik Ermeninin yerinden edildiği Artsakh Cumhuriyeti'ne yapılan saldırının ardından toprakları işgal etmeye devam ettiği sürece ABD desteği ve eğitiminin Ermenistan Cumhuriyeti ile askeri dengeyi etkilemediğini söylemek mantıksız. Senatör, Azerbaycan'a sağlanan her türlü yardımı sıkı bir şekilde izlemeye devam etmeye hazır olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bakü'ye yapılacak herhangi bir yardımı değerlendirmek için Kongre'ye gerekli tüm ayrıntıları sağlayarak tam şeffaflık içinde hareket etmesini umduğunu belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomatik danışmanı Isabelle Dumont ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede taraflar bölgede barışın sağlanması ve Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümü konularına değindi. Bu kapsamda Güvenlik Konseyi Sekreteri Ermeni tarafının bölgesel barışın tesisi için gündemini sundu. Muhataplar daha fazla Ermeni-Fransız güvenliği ve ekonomik işbirliği umutları hakkındaki görüş alışverişinde bulundular. Batı Ermenistan bu Ermeni-Fransız görüşmesini ülkenin güvenlik sorunlarına atıfta bulunduğu için olumlu değerlendirmektedir. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan 29 Haziran'da anavatan için şehit düşen ve kaybolan özgürlük savaşçılarını anma günü vesilesiyle üst düzey devlet ve askeri yetkililer eşliğinde Stepanakert'teki anıt kompleksini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve güne adanmış anma törenine katıldı. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan törenin ardından askeri panteonu ziyaret etti, vatanın savunması için şehit düşen askerlerin mezarlarına çiçekler bıraktı.
12. Cevah Baharı adlı etnografik dans ve şarkı festivali Ahalkalak Kültür Evi'nde gerçekleşti. Festivale Ahalkalak Belediyesi Sakrebolu Başkanı Nayri İritsyan, Yardımcısı Edward Asaryan, Ahalkalak Belediye Başkan Yardımcısı, Ahalkalak Belediyesi Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik İşleri Daire Başkanı ve diğer katılımcılar hazır bulundular. İlk kez Cevah Baharı adlı festival 2008 yılında düzenlendi. Salgın nedeniyle festival 2 yıl boyunca düzenlenemedi. Festival belediye sınırlarını çoktan aşmış ve bir halk şenliği halini almıştır. Konsere Aspinza, Ninotminda ve Tsalka toplulukları katıldı. Bu yıl festivalin tüm masraflarını belediye karşıladı. Batı Ermenistan'ın İgdir, Iğdır ilinin Aralık ilçesiyle Ağrı'nın Bayazıt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve araç sular altında kaldı, gümrük kapılarında bir süre işlem yapılmadı. Batı Ermenistan bölgesinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İgdir'in Aralık ilçesiyle Ararat Dağı eteğinde etkili olan yağış sele neden oldu. Sel, Ararat Dağı'nın eteklerindeki taşları ve toprakları dağın eteğindeki köyler ile ilçe merkezine götürdü. Sel ile gelen kaya parçaları nedeniyle İgdir-Nahçıvan karayolu da ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yukarı Topraklı köyü ile Yeni Doğan köyünde evler sular altında kaldı. Can kaybının olmadığı sel olayında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Arkeologlar, Komagene Krallığı'nın izlerinin bulunduğu 5 önemli yerde Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde ara verdikleri arkeolojik kazılarına yeniden başladılar. Örendi Mahallesi'ndeki Antik Kent'te 2021'de ara verilen kazı çalışmaları 2 alan olmak üzere 200 metrekare alanda yeniden başladı. Perre Antik Kenti'nin altında çok önemli zenginlikler yatıyor. Kazılar nekropol alanında devam ediyor. Geçen yıl nekropol alanında yerleşim alanları çıktı. Hemen yan tarafında 3 yıl süren kazılarda sonsuzluk merdiveni alanı var. Orada bir türlü sona ulaşılamıyor. 100 küsur basamak kazıldı, hala da devam ediyor. Merdivenin nereye gittiğine dair bir gizem var ve burada da çalışmalara devam edilecek. Roma'da devam eden Avrupa Gençler Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nda Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden Albert Vartanyan 130 kiloda bronz madalya kazandı. Ermeni güreşçinin rakibi 7-0 mağlup ettiği Türkiye'yi temsil eden Talip Çiftçi oldu. Albert Vartanyan açılış turunda daha sonra finale çıkan Ukraynalı Mihail Vişnevski'ye 3-2 yenildi. Albert Vartanyan Çek Cumhuriyeti'ni temsil eden Artur Sarkisyan'ı 9-0 mağlup ederek bronz madalya için mücadele etmeye hak kazandı ve Vartanyan burada Türk rakibini 7-0 gibi bir skorla yenmeyi başararak bronz madalyaya ulaştı. Batı Ermenistan, Albert Vartanyan'ı harika bir güreş zaferinden dolayı tebrik ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1876-1939 yılları arasında yaşamış kompozitör Grigor Süni tarafından düzenlenen Ermeni halk şarkısı Hoynar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.